Ya ben anlamıyorum. Biz niye sürekli bu çocuğun bu kanatları yüzünden bu lanet olası okula gidiyoruz ya? Ya şu çocuğun üstüne bu kadar gitme. Allah Allah. Hayır yani? Ya arkadaş, insanlar işe gider, eve gider. Evden işe, işten eve. Ben okuldan işe, işten okula bunun yüzünden oğlum ya. Ne yapalım canım? Bizim oğlumuz da hiperaktif. Arsızlığın adı hiperaktiflik mi oldu şimdi? Lütfen ya. Öyle deme. Benim oğlum zekidir. Alper bu kaç oğlum? Oğlum neyi düşünüyorsun? En kolay lan 2 lan. Ya şaşırtmacaları sormuşsundur. Oğlum niye şaşırtmıyorum? Mal mısın oğlum? Niye şaşırtayım seni ya? Sanki sen çocukken çok farklıydın. Ne? Babam nasıl ki? Saf salak bir şeydi bu ya. Vallahi sümüğünü yiyordu bu. Ne? Ben bunun sınıfına nakil olduğum gün gittim yanına oturdum da aşkımız öyle başladı. Sayemde bir ailesi oldu. Hadi ya. Ben o gün Zehra'ya yürüyecektim. Neyse. Ne dedin sen? Hı? Ne dedim ben? Ne dedin? Ben bu sıralarda şimdiki aklım olsa tekrardan otursam iyice böyle derslerime çalışırdım, güzel bir mesleğim olurdu dedim. Geçti o günler canım, geçti. Maalesef. Onu zamanında akıl edecektim. Maalesef. Ya anne benim tuhafetim geldi ya. Uy annem, ben seni hemen tuvalete götüreyim annem. Biz helaya gidiyoruz, bir şey istiyor musun? Taharet musluğu getir ya. Birini sokun getirin bana ya. Ya ne isteyebilirim? Ne olur gidin tamam ya. Adam ya. Ayşen Allah Allah. Yersiz şaka yapıyor bir de. Ben niye sizden tuvaletten bir şey istiyorum? Ne isteyebilirim senden? Vay vay. Ulan Atakan şu sıralar var ya. Ah tekrardan burada olsam, şimdiki aklım olsa ben neler yaparım. Kaderimi komple değiştirirdim ya. Hadi hadi altta kalanın canı çıksın oynayalım. Hadi altta kalanın canı çıksın oynayalım. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın. Heh, sıra bende. Ona yapalım. Ona yapalım. Hadi. Ona yapalım. Yok oğlum. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksın. Allah Allah oğlum ben öğretmeninizle konuşmaya geldim. Bana ilişmeyin ya. Oğlum sen mal mısın ya? Niye tamam, sınıfta paltoyla oturuyorsun? Oğlum tamam bırak yavrum. Dokunma beni öğretmenim. Tamam bırak ya. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Abo. Oğlum niye çıkardın işte de bunu? Sen... Tombik Hasan! Ana! Fırlama Salih! Ne diyorsun lan? Lan ne diyorum? Geçmişe mi döndüm lan ben? Bura bizim sınıf. Aa tek kaş Feraye. Tek kaş, tek kaş, tek kaş, tek... Bak, bir tane vuracağım şimdi sana. Siz nasıl kendi tipinize bakın. Hepinizin böyle suratında böyle böyle pislikler akıyor da ben bir şey demiyorum. Çünkü sizin kendi tipiniz bozuk bozuk. Bu ne lan Allah Allah? Oğlum siz de dalga geçmeyin. İleride aldırıyor kaşlar. Çok güzel kız oluyor. Lan ne olacak bu ya? Saçmalama ya. Arkadaşlar vallahi söylüyorum ya. Yemin ederim ben oğlum gelecekten geldim. Gelecekten. Gelecek ne ki? Mal mısın lan sen? Bak nasıl konuşuyor, salağa bak mal mısın diyor. Çünkü senin o senden nefret ediyorum. Şöyle bir tane koyacağım şimdi kafana. Çünkü senin o ağzının içinden hep böyle pislikler dolmuş da o yüzden senin çünkü kendi içindeki terbiyen... Bir tane koyacağım. O senin terbiyen çünkü bozuk bozuk. Anlıyorum canım, tamam. Kendini ifade ediyorsun da arkadaşlar gerçekten gelecekten geldim. Siz bilmiyor musunuz gelecek zaman... Geçmiş zaman, şimdiki zaman. Bunları görmediniz mi siz? Ya. Hangi konudasınız? Harflerdeyiz. Bugün H sesini işleyeceğiz. H sesi ne lan? Ya ama daha çok baştasınız arkadaşlar. Nasıl ilerleyeceğiz ya? Ya ben bizim 40 yaşındaki vaktimizden geliyorum. Biz o zaman hepimiz 40 yaşındayız. Ya hadi oradan ya. Ya boyama. Oğlum vallahi doğru söylüyorum ya. Feraye ne yapıyorsun? Vallahi doğru. Hasan gerçekten doğru söylüyorum oğlum. Salih. Bak gerçekten gelecekten geliyorum. Mesela sen gelecek zamanda sürekli iş kuruyorsun, batırıyorsun. Bende ticari zeka var oğlum, ben iş batırmam. Oğlum vallahi diyorum ya. Ha bak mesela ilerleyen zamanlarda eşinin altınlarını çalıp sakın ama sakın çiftlik banka yatırın. Çiftlik bank ne lan? Ya işte böyle bir tanesi kurmuş işte yok oradan horoz alıyorsun, tavuk alıyorsun, bilmem bir şey yapıyorsun, para veriyorsun, onları alıyorsun, 1 veriyorsun, 2'ye satıyorsun. Oha! Çok iyi fikir lan! Oğlum yapmayın dedim ya, az önce söyledim ya. Allah Allah, bu kesin bulaşır ha. Mesela Feraye bak sen ileride yurt dışına yerleşiyorsun, çoluğa çocuğa karışıyor. Bak, ben kimseye karışmıyorum, kimse de bana karışmasın. Hepinize senden çok nefret ediyorum. Gideceğim bu okuldan, basıp gideceğim. Çünkü senin kafanın içinde şöyle pislikler geldiği için. Çünkü senin kafan bozuk, bozuk, bozuk. Allah Allah! Vallahi gelecekten geliyorum. Hasan yemin ederim Gülbey'im. Gerçekten. Efendim abi. Oğlum dalağa gerçekten... O bayağı gülmeyi var. Dalağa değil. Sumu verelim mi Hasan? Arkadan... Hah, hah, buldum. Sesi buldum. Hah, tamam. Arkadaşlar, bu mal gerçekten gelecekten oluyor, geliyor olabilir. Evet oğlum, vallahi öyle. Bak sen de ileride çok değişiyorsun. Ne oluyor? Bana ne oluyor peki? İleride sen mesela televizyonlara çıkıyorsun. Herkes seni tanıyor. Çok ünlü oluyorsun. Bütün Türkiye tanıyor. Zayıflayıp yakışıklı bir oyuncu oluyorum değil mi? Yok, Ağır Yaşamlar diye bir yere katılıyorsun. Ama bütün Türkiye tanıyor seni. Herkes biliyor seni. Ya hadi oradan ya, yürü gitme. Oğlum gerçekten söylüyorum. İnanın bana ne oğlum. Gerçekten... İnanacağım sana. Gerçekten... Oğlum Hasan, abi. Gerçekten söylüyorum. Ya yemin ederim. Tarlasın gidin. Gidin. Sizle mi uğraşıyorum lan? Bana ne? Gelin, geleceğiniz ne olursa olsun. Allah Allah ya. Ben gidiyorum ya. Günaydın arkadaşlar. Aa Zehra. Geleceğimi değiştirebilirim lan şu an. Kaderi değiştirebilirim. Ne yapıyorum oğlum? İyi misin Salih? Yok yok bir şey, sıra kırılmış. Ben şimdi bunu yaparım. Taşımadı tabii. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Buyurun oturun. Bunlar niye vazgeçemiyor bunu? Çocuklar bugün aramıza çok tatlı bir arkadaşımız katılıyor. Ayşen'cim gel canım. Ayşen mi? Aha bugün o gün. Vallahi bugün o kaderi değiştireceğim. Gel canım. Tanıt bakalım kendini. Ben tanıtayım hocam. Her sabah 2 tam ekmek yer kendileri. Hiçbir konu hakkında fikri yoktur ama 40 tane dizinin aynı anda olay örgülerini söyleyebilir. Geceleri yatarken üstünüze çıkar ama çok felaket bir şekilde de horlar kendileri. Ayşen. Ne diyorsun oğlum? Ya tanıt dedin, tanıttım. Kızım sen tanıt kendini. Merhaba, ben Ayşen. Büyüyünce astronot olacağım. Bok olacaksın. Anca evde kıçırıp dönüp yatacaksın. Ne olacaksın? Ya Atakan. Ne olacaksın? Bak Atakan seni çok sevmiş. Çok belli bak. Yanı da boş. Sen onun yanına gel. Hayır hayır gerek yok. Gerek yok. Zehra oturuyor burada. Vallahi Zehra. Otursana Zehra. Bura Ayşe'yi görüyor. Tahtayı görüyor. Zehra oturuyor burada. Vallahi Zehra oturuyor. Oturdu bak. Allah aşkına. Nereye oturursanız oturun. Hasan yanına otursun. Benim gözlerim bozuk. Ben burada oturacağım. Git gözlük tak kardeşim. Bize ne ya? Allah Allah. Hayır, ben burada oturacağım. Taktım kafaya. Taktı ya. Vallahi kaderi bozacak ya. Ya git Hasan'ın yanına otur ya. Bizim dersimiz var. Ben bunun yanına mı oturacağım ya? Niye? Sanki ben seni çok istiyorum. Salak. Evet. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım öyleyse. Hı? Kitaplarımızın 45. sayfasını açıyoruz. 44'ten sonraki 45 mi hocam? Tam olarak o. Sen ayağa kalk bakalım. Oku Salim. Hadi. Ya hocam şuna bir şey söyleyeyim. Ayakkabısını çıkarıp sıraya koyuyor ya. Kokuyor bu burada ya. Ayağım terledi hocam ya. Bir buldu ayakkabı. Yün giyme, yün giyme. Okuyorum hocam. Buyur. Al, al. B, 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 b. Bu, al bu, al bu. Al. Aa. Yeter lan! Alt tarafın hale dolası bir şey okuyacaksın. Oku şunu ya. İşim şişti. Atakan, Allah aşkına ya. Sana bugün ne oluyor? Hocam vallahi sen çok kolay ya. Hadi oku. Okurum hocam. Aa, bura mı? Evet. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Eğer takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukalara takatukaları takatukalatmaya al geri getir. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Aa, nasıl okudun? Salladı lan, salladı. Sallıyor. Sallıyor. Atakan, sen ne yaptın oğlum? Ben daha T sesini öğretmedim size. T sesi ne ya? Ya bu tukuruyor, bu ne hocam? Allah yapma ya! Allah Allah! Tamam lan susun, ne olur ya. Tı tı diyor. Yok yok. Ben daha hayatımda böyle bir şey görmedim. Nasıl bir şey? Benim derhal gidip hocalara bunu yetiştirmem lazım. Hangi hocalara? Çocuklar siz oturun. Hocam şova gerek yoktu ya. Allah Allah. Ya Atakan nasıl o kadar hızlı okudun ya? Ya bu ne ya? Vallahi bu daha çerez ya. Yakın gözlüm olsa şov yaparım da. Bak benim az önce şu köşede dururken tipimle dalga geçtin senin çünkü gözlerim hepsini içi bozulmuş da kimse hiçbir şey demiyor. Çünkü gözlerimden o böyle pislikli. Ya bakma bakma. Bak sen... Bu bana aşık biliyor musun? Yanık bu bana, vallahi yanık. Hayır, hayır. Birazcık. Bak senin çünkü kendi gözlerin için bozuk. Bozuk. Arkadaşlar, yalnız bu mal doğru söylüyor olabilir. Oğlum bak, ikidir mal diyorsun. Evet, söyle yavrum. Aa evet, doğru söylüyorum ben. Ben yine takıldım. Doğru söylüyorum vallahi ya. Yok, ben ikna olmadım. Ya Salih, daha ne diyeyim? Vallahi doğru söylüyorum ya. Sorun söyleyeyim. Söyle o zaman. Biz büyüyünce uçan arabalar olacak mı? Önce yürüyeni kullan lan. Önce yürüyeni sür ya. Allah Allah. Peki biz hala görüşüyor muyuz? Hala arkadaş mıyız? Biz hala... bazılarınızla mecburen görüşüyorum hala. Ama mesela diğerlerinizde de Facebook'tan arkadaşız. Facebook ne la? Facebook böyle telefonlara indiriyorsun, arkadaşlarınla oradan konuşabiliyorsun mesela. Ha, Atakan, telefonla konuşmak gibi bir şey mi? Yani gibi ya, telefonla konuşmak gibi değil. Mesela yazışabiliyorsun aynı zamanda. Telefonlar da küçüldü mesela, öyle kablolu telefon yok. Cep telefonu var, cebe sığıyor. Ne olacak şimdi? Telefonlar küçülüyor, cebimize giriyor. Öyle mi? Şurada duruyor. Oradan mektuplaşıyoruz falan. Aynen öyle. La orada olacak, kişisel verilerimize de ulaşsınlar, millete yaysınlar. Salih, vallahi yapıyorlar lan. Vallahi yapıyorlar, millet hep göç ediyor. Vallahi yapıyorlar. Lan manyak mısın oğlum? Ben salladım lan. Oğlum neye salladın ya? Gerçekten ya. Merak etme Atakan, ben sana inanıyorum. Sağ ol canım, vallahi teşekkür ederim ya. Vallahi sağ ol. Buyurun. Ne oluyor lan? Ana! Çocuklar, siz dilerseniz küçük bir teneffüs yapın. Biz Atakan kardeşinizle bir özel konuşma yapacağız, olur mu? Suni teneffüs mü hocam? Oğlum. Ha, suni. Gel kız, uzun eşek oynayak. Ya, ben kadınım. İnanmıyorlar kadınım. Aga! Benden kurtulamazsın. Çıkışta bekliyorum ben seni. Çıkışta anam alacak beni. Hocam ne oldu böyle apar topar topladınız bizi? Hocam bakın, Atakan gerçekten çok zeki. Yoksa toplar mıyım sizi? Ben diliyorum ki bütün hocalarımız farklı branşlardan sorular sorsun. Biz de tasdikleyelim bu durumu. Ama lütfen zor sor. Ah tamam. Öyle mi? O zaman ilk soruyu ben sorayım müsaadenizle. Buyurun hocam. Dine bakalım oğlum. Veysel bir işin 6/8'ini 15 günde bitirirse tamamını kaç günde tamamlar çocuğum? Veysel adamlar dolandırıyor hocam. Vallahi şimdi 6/8'ini 15 günde bitiriyorsa ben taşeron firmayla anlaşırım. Oradan gider Nalbur Rıfat'a söylerim. Necati'yi de ayarlarım. 24 günde bitiririm ben bu işi hocam. Gidiş yolun oldukça saçma. Ama sonuç doğru. Tabii canım, doğru. Nasıl ya? Küçük hocam müsaade var mı? Doğru. Hocam mı? Söyle bakalım Atakan'cığım. Hocam. Osmanlı tarihindeki hangi kadın figür yönetimde iç karışıklıklara sebep olmuştur? Meryem Uzerli. Kim o? Tamam pardon, Meryem değil ya. Onun oynadığı oydu. Hürrem. Hürrem var ya, Kanuni. Oğlumu geri verin bana, oğlum geri ise o kadın. Biliyor. Ne? Her şeyi biliyorum. Bravo. Ben sorayım o zaman. Akdeniz'in bitki örtüsü nedir çocuğum? Maki. Ama bu biraz kolay oldu. Evet, ay hocam, vallahi bunu ben hala karıştırıyorum. Evet. Tamam hocam, şimdi anlarız o zaman. Haydi. Ne yapacağız hocam? Arsenal Manchester maçı ne olur? 1,5 üst. Barça Real'e de 2'den 1 verin. Sürpriz olacak, Almanya Ligi'nden uzak kalın hocam. Bu çocuk daha iyi. Ne güzel çocuk. Tamam Atakan. En son çocuğum hangi kitabı okudun? En son Cancağ Rosso'nun Toplum Sözleşmesi kitabını okudum ama yalnızca bu kitaptan bahsetmeyelim. Aristoteles'in Devlet kitabından da bahsedebiliriz aynı zamanda. Ama ona daha çok Platon ya da Eflatun derler. Atakan. Evet. Sen filozofsun. Ne? Filozof Atakan. Filozof Atakan. Sağ olun hocam da korkuyorum şu an. Allah aşkına. Bir dakika, ne oluyor? Nereye geleyim hocam? Ne yapıyorsunuz? Hocam sen çözmeyin ama. Ne oluyor ya? Oturum yok. Bir dakika. Hocam burası sizin. Sen hak ediyorsun bunu. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama hocam bu fazla. Tamam, tutsun. Peki de. Allah Allah. Filozof, sağ olun. Nereye? Beni buraya oturttunuz, nereye? Hocam. Lan nereye gittiniz hepiniz? Kaderimi değiştirdim. Ne yaptım ben şu an ya? Allah Allah. Ah, hocam buradasınız ya. Çok memnun oldum bu arada. Neyi memnun oldum? Ayşe, niye elimi sıkıyorsun sen? Allah Allah Ayşe. Alper'in durumunu çok merak ettim de hocam. Lan ben bu okula, kendi okuluma öğretmen mi oldum acaba ya? Kaderi mahvettim, içinden geçtim kaderin. Ya ben, Atakan. Atakan? He. İlkokuldan Atakan. Kız ne ilkokulu? Kocanım ben senin, kocanım. Hocam, ne kocası? Ben ilkokula geldiğim gün siz üstün zekalısınız diye size burs verdiler. Evet. Biz bir daha görüşmedik. Nasıl gün? Bir daha hiç görüşmedik mi seninle? Evet. Yaşasın! Bilmiyorum valla. Kaderi bozdum işte. Peki. Ya öğretmenim ya, ben annemi bir türlü ikna edemiyorum da. Niye? Benim biraz zeki olduğumu düşünmüyor. Onu ikna eder misiniz? Alper oğlum sen maldın. Ne oldu senin konuşmana lan? Ne bu kibarlık? Oğlum öğretmeninle öyle konuşulur mu? Ay hocam kusura bakmayın ne olursunuz. Sürekli yollardayım. Alper'le pek ilgilenemiyorum. Yollarda mı? Tır şoförü mü oldun kız sonunda? Vallahi yakışmış sana. Helal olsun ha tır şoförü. Hocam astronot evet oldum ben. Ayşen Hanım ben de göt oldum şu anda. Demek ki sorun bendeymiş arkadaş. Allah Allah. Peki Alperciğimizin babası kim? Yani kocanız kim? Alper, Ayşen neredesiniz ya? Baba. Babacığım. Kombik Hasan. Atakan. Benim lan. Ne haber ya? Lan ne haber ya? Karımı falan almışsın ya komple. Ne haber ya? Evet evladım. Anneniz de sevgi dolu aşk yuvamızı öğretmenin temellerine attı. Tabii tabii. Öğretmenin beni yanına oturtmayınca ben de babanın yanına oturdum. Her şey öyle gelişti. Kız sen yanına oturanlar çocuk mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne kadar güzel bir hikaye bu anne. Tabii tabii. Allah Allah. Sen ne buldun bunda Allah aşkına Ayşe? Aa o benim tosunum, tosunum. Çiftlik içine girdik. İnternetten koyun, kuzu, tavuk falan satıyoruz. Para basıyorum, para. Allah belanı vermesin. Nereden ya? Nasıl ya? Nereden aklına geldi baba? Ne kadar akıllısın. Hep çocukluk hayalimde oğlum. Oğlum yapma Allah aşkına, insanlarla oynama ne olur Hasan. Bırak o işi. Atakan'cığım kendine iyi bak. Ben sana 2 koyun, bir tavuk falan gönderirim yersin. Hadi görüşürüz. Lan ne yapacağım ben Ayşe? Hadi hayatım. Alper oğlum. Beni. Lan dursanıza. Allah Allah ya. Ben kimle evlendim onu söyleyeyim bari. Güzel bir ilişkin var değil mi? Atakan, aşkım. Ya ne aşkımı Feraye ya Allah aşkına. Ne ben seninle mi evlendim? Sen kendin benim peşimden koştun. Ben mi istedim gel benimle evlen? Nasıl evlendim ben seninle ya? Allah bari kaşını aldırsaydın ya. He, çalı kaşım, çalı kaşım diye benim bütün kaşlarımı seviyordun. Ne oldu? Evet. Ben ne malmışım? Ben öyle bir şey mi yaptım ya? Evet, yaptın. Ama sen çok güzel oluyordun ben 40 yaşındayken. Ben hatırlıyorum, çok güzel oluyordun. Yurt dışına yerleşiyordun. Hayır. Lan demek ki sorun gerçekten bendeymiş ya. Vallahi bendeymiş. Ben bozmuşum. Aha, sen bozdun. Bak kendi ağzında söyledin. Kız niye üstüme geliyor? Çünkü bozuk, bozuk diyor. Vallahi bir şey bozuk. He? Lan git, vallahi git ya. Lan buna bozuk, bozuk. Deli var gibi. Niye kefirliğine geliyor? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, zil. Kim çalmak ister zili? Öğretmenlerimiz orada. Baş tacımız. Sol baştan hocamız çalıyor. Altyapı. Yani konu şahaneydi gerçekten. Bir ara böyle bir sarkıyor mu falan filan dedik ama çok güzel yere bağlandı. Neredesin Cenal kardeşim ha? Nasıldı? Sence nasıl geçti? Abi çok eğlendim ben ya. He. Çok güzel hissettim. Ya sen ne yapıyorsun sahnede? Tuğba sen ne yapıyorsun gerçekten? Ya böyle yani böyle sanki replik yazılmamış da içinden replik öğütüyor gibi böyle. Nasıl çıktı? Şimdi bu şey yapıyor. Herkesten nefret ediyor. Evet. Onu da o insanlar bozuk sıkıştırıyor gibi. Öyle alıyor. O peki nereden mesela? Hiç öyle küçükken öyle bir arkadaşın mı vardı? Öyle bir tip mi vardı hayatın? Yoktu. Ben dedim böyle içimden geldi. Hacı bir patladın abi. Ne oldu? Tam söyle bakayım hacı. Ya ben Tuğba'ya çok şey yaptım da. Abi biz provada görmüyoruz ya öyle yani. Önlük yok, kaş öyle değil provalarda. Evet. Yapıyor ama öyle görünce bir daha şey oldu. Dalağım gevşedi. Sonra sıra kırıldı oturduğum sıra. Evet bir sırayı bu oturup tahmin ettim. İyi dayandı ama. Evet. İyi dayandı yani. Sonra sesi bulamadım falan. Bir karakterin sesine girmiştin onu tekrar çıkartman gerekti. Böyle konuşan bir çocuktu sonra gelmedi gülünce. Çok güzel oldu. Sonra bulunca ha buldum diyor. Ha buldum iyi tamam. Böyle forma giymek nasıl hissettirdi sizi? Çok güzel. Güzel değil mi? Ben de böyle küçüklüğümde böyle mavi tam buydu evet. Biraz şeydi. Böyle bir çocukluğuma gittim. Oynamak nasıl? Giymek istedim yani. Sen nasıl hissettin abi? Çok eğlenceliydi abi de ben çok okullar aramamadığı için. Çok bir şey yapmadım. Zaten şu an böyle bir tık daha çaycı önlüğü gibi durmuşsun. Ben de şuradan eli sokan öğrenci de görmedim yani. Ekstra cep yaptırmışız. Öğrenci gibi değil, ben de çaycı gibi oluyorum. Ya bir internette Arif'i hiç övmüyorsun dediler. Arif çok iyisin. Yani bunu Arif'e bütün altyapıya. Demin altyapı kızlar sizi yokken bir skeç oynadılar full erkek. Hiç güzel değildi. İyi ki geldiniz. Altyapıya çok büyük alkış.